Merhaba, ben Efe Oğlum'dan Mimar İlknur Aslan. Bugün size 2 katlı 223 metrekare 3+1 olarak tasarladığım evi tanıtacağım. Bu proje Ankara'da bulunan müşterimize tasarlanmıştır. Müşterimiz daha önce tasarlamış olduğumuz M20-2260-31 kodlu projemizin iç mekan kurgusunu ve üst katın çatı içerisinde düzenlenmesini beğenmişti. Bu proje üzerinde değişiklikler yaparak projemizi oluşturduk. Müşteri istek ve ihtiyaçları şu şekildeydi. Mekansal kurgu iki katın içinde çözümlenmeli. Zemin katında salon, mutfak, kısmen birleşik ve kilerin mutfağı oldukça yakın olan bir çözümleme. Isı odası, banyo, WC, üst katında ise 3 yatak odası, bir genel banyo, ebeveyn yatak odasına ait giysi odası olması şeklindeydi. Ayrıca ebeveyn yatak odasından balkona çıkış da istenmekteydi. Bu istekler doğrultusunda önceden yayınlanan projenin izlerini taşıyan ancak müşterimizin ihtiyaçlarına göre oluşturulmuş bir proje oldu. Planını incelersek girişimizde antreye ulaşıyoruz. Solumuzda vestiyer alanı bulunuyor. Devamında bizi üst kata çıkaran merdiveni görüyoruz. Buradan devam edersek sırasıyla merdiven altında çözülmüş bir depo alanı, küçük bir WC, devamında ise banyo bulunmakta. Banyonun hemen arkasında dışarıdan bağlanabilen, büyük sayılabilecek ısı odası konumlandırılmıştır. Salon mutfak alanına geldiğimizde bahçe tarafını tamamen kaplayan salon ve salona bağlantılı mutfak alanını görüyoruz. Hemen mutfağın yanında kileri görmekteyiz. Sonrasında salon ve mutfaktan ulaşılabilen verandamızı görüyoruz. Alt kat planı bu şekildeydi. Üst kat planını inceleyelim. Üst katta dikkatimizi çeken merdiven alanının tamamen galeri olarak kullanılması. Merdivenden sonra bizi diğer odalara bağlayan holü görmekteyiz. Holün sol tarafında genel banyo bulunmakta. Banyonun hemen yanında ebeveyn yatak odasını görüyoruz. Ebeveyn yatak odasına bağlı giysi odası bulunmakta. Ayrıca yatak odasından balkon alanına çıkılmaktadır. Holün sağ tarafı baktığımızda 7 metrekarelik küçük bir oda görüyoruz. Bunu müşterimiz tek kişilik misafir odası gibi kullanmayı düşünmekte. Devamında bir sonraki odayı görüyoruz. Bu odamızın da balkona çıkışı bulunmakta. Planımız bu şekildeydi. Şimdi cephemizde bulunan malzemeleri inceleyelim. Yapımızda antrasit ve beyaz kısımlarda bordeks üzeri mineral sıva ve boya kullanılmıştır. Pencerelerimiz PVC olarak düşünüldü. Çatıyı ve cephenin bir kısmını örtebilmesi için yapıda çatı kaplaması olarak kenet çatı kullanılmıştır. Ahşap görünümlü kısımlar ahşap desenli betopan, taş kısımlar kültür taşı, korkuluğumuz ise alüminyum meş korkuluk olarak düşünüldü. Bu görselden itibaren yapının dış ve iç görsellerini inceleyelim. Bu açımızda mutfak ve veranda alanını görüyoruz. Üst kısımlarda çocuk odalarının pencereleri bulunmakta. Buralar ahşap desenli betopan ile kaplanmıştır. Veranda alanının ve mutfaktan çıkış kapısını görüyoruz. İkinci görselimiz yapının giriş kısmından. Bu kısım aslında yapının geneline hakim olan taş, ahşap ve antrasit renkler kullanılmıştır. Giriş kısmı mekan içinde mekan bağlamından yola çıkılıp büyük kütlenin küçük bir versiyonu yapılmış. Hem giriş algısı artırılmış hem de algısal süreklilik sağlanmıştır. Üst kısımlarda ahşap, alt kısımlarda ise taş detaylar kullanılmıştır. Seçilen taş malzemesinde bulunan sıcak renkler ahşabın sıcaklığı cephede uyum oluşturmuştur. Bu açımız yapının arka cephesini ve giriş kısmını göstermektedir. Arka kısmında kenet çatı bir kabuk gibi inmektedir. Ancak bu kabukta merdiven alanıyla yırtık oluşturulmuştur. Bu şekilde hareket oluşturularak bu cepheye görsellik katılmıştır. Ancak bu çakıntı çok farklılaştırılmamıştır. Sadece malzeme değişikliği yapılmış. Rengi hemen hemen benzerdir. Bu açımız evin bahçe kısmının tam karşısından alınmış bir açıdır. Burada yukarıdan aşağı incelersek kabuk gibi inen çatıyı yaran balkon alanını görüyoruz. Tavanı ve duvarında ahşap desenli betopan kullanılmıştır. Alt kısmında kullanılan taşlarla diğer cephede oluşturulan tasarım algısı devam ettirilmiştir. Buna ek olarak antrasit renkli alüminyum meş kurgu kullanılarak çatı doku değişikliğiyle devam ettirilmiştir. Alt kısımlarda sıcak renklere sahip kültür taşı kullanılmış. Veranda kısmı diğer yerlerden ayrı olarak beyaz kullanılmıştır. Burada hem ferahlık sağlamış hem de yapıda kopan bir parça hissi verilmiştir. Bu açımızda evin arka kısmı ve mutfak penceresini görmekteyiz. Burada yapılan genel tasarım kurgusu devam ettirilmiştir. Üst kısımdaki pencereler yatak odalarının, aşağıda ise mutfak kapısı ve ısı odasının kapısını görüyoruz. Sıradaki görselimiz evin iç kısmından. Burada salon kısmının TV alanını görüyoruz. İki tarafında camlar bulunuyor. Alt kısım
kısımları genişletilerek orada çiçek yetiştirilebilecek şekilde geniş olmasını istemişti müşterimiz. Bu doğrultuda bu duvar bütüncül düşünülerek tasarlanmıştır. Siyah ve beyaz renkler hakimdir. Karşımızda oturma alanı, sağ tarafımızda ise yemek alanı bulunmakta. Bu açımızda oturma alanından yemek alanını ve merdiveni görmekteyiz. Dış mekanın aksine beyaz, ahşap, yer yer antresit kullanılarak ferah bir alan oluşturulmuştur. Görselimiz salonun girişinden oturma alanına ve televizyon alanına bir bakış. Burada beyazın yoğun olduğu iç mekanımızda yer yer ahşap renkler kullanılarak ferah, sıcak bir alan oluşturulmuş olur. Mutfağımızdan TV alanına doğru bakıyoruz. Salondaki gibi burada da beyaz renkler yoğunlukta kullanılmıştır. Ancak yoğun beyaz alanın içine ahşap renkler ve geçişler olarak grinin tonları kullanılarak hem ferah hem sıcak algı devam ettirilmiştir. Bu açımızda salondan mutfak kısmına doğru. Müşterimizin isteği üzerine aynı anda birkaç kişinin çalışmasına imkan verilmesi açısından 2 adet evi kullanılmıştır. Bu proje hakkında size anlatacaklarım bu kadardı. Yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.